Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kültür AŞ Türkiye'de grafiti sanatının tanınması ve yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası bir festival düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale gençlerin ilgisi yoğundu. Ülkenin dört bir yanından ve Avrupa'dan 60 grafiti ustası İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda Yıldızların Buluşması sloganıyla ikinci uluslararası grafiti festivalinde bir araya geldi. Kendilerini konuşarak değil, en iyi bildikleri yöntemle duvarlara yazdıkları yazılar, çizdikleri resimlerle anlattılar. Eski Mısır'da yolculuğa çıkanların uğradıkları yerlere adlarını ya da resimlerini çizmesiyle başladı grafiti. Ve bir sanat dalı olarak kabul edilmesi uzun yıllar aldı. Tek hedeflerinin kendilerini ifade etmek olduğunu söyleyen grafiti çizerleri, sanat kabul edilip edilmemesi konusunu da çok önemsemediklerini söylediler. Grafiti sanatçılarının bunu sanat yapmak gibi çabası yok aslında. İlk başta bunu belirteyim. Yani birilerinin bunu sanat olarak görmesi veya da görmemesi bizi pek ilgilendirmiyor. Biz bu işi sanat olsa da yapacağız, olmasa da yapacağız. Yani sokaklarda illaki grafiti olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ise bu festivali yapmanın asıl amacı hala grafitinin yasa dışı bir eylem kabul edilmesi algısını kaldırmak dedi. Bu organizasyonun amacı öncelikle sokaklarda illegal olarak yapılan grafiti sanatını legal bir boyuta taşımak. Fakat henüz bu grafiti çizerlerinin hobileri olan sanattan kazanç sağlamaları pek mümkün olmuyor. Hem hobim, arada bir mesela işler falan oluyor. Kafe, kulüp, ondan sonra bar gibi yerler boyuyoruz. Yani kazanç da geliyor ama çok nadir.